Fesadun mekri çoktur çerh ile ahzu atadan geç. Haşvu haşak ile doldurma kalbi masivadan geç. Girip ihlas la meyhaneyi aşka riyadan geç. Garaz hammalı olma kini terk et ma mezadan geç. Eğer piran ile ünsiyet istersen hatadan geç. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen. Dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Evet, Fenni'nin her zaman söz ettiğimiz o meşhur eserinden bir kıta daha. Dedik ya, müthiş bir şair bu adam. Çok güzel bir üstad. Fesadu mekri çoktur çarhıyla ahzu atadan geç. Ahzu ata, alışveriş demek. Eskiler onu kolayca aksata derlerdi mesela. Anadolu'da özellikle Sivas'ta duymuştum ben. E nereye gitti pazara? Aksata yapmaya gitti. Ah atanın kolay Türkçeleştirilmiş hali. Alışverişten geç diyor çarh ile yani dünya ile felekle yani fazla iddialı olma demenin şaircesidir bu. Bağdatlı ruhi merhumun dediğine çok benzer. Ruhi merhum der ki, o da Fuzuli ile Çağdaş, Bağdatlı hem de hem şehri yani. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denlu talibi var kim ne sana ne bana artar. Kendisiyle söyleşiyor. Zaten şairin yani üslubu genellikle öyledir. ki, Gönlüyle sohbet eder o. Orası kalabalıktır yani kendisine söyler, gönlü dinler, gözü ağlar, kalbi vardır efendim, derdi vardır. Hiç yalnız kalmaz şair. Biz dışarıdayızdır üçüncü kişi olarak kulak tutarız. Bülbülün ötüşüne dikkat kesilen biri gibiyizdir. Mecburiyet yoktur, arzuya bağlıdır ama istersek de alınacak hisse eksik değildir. Şöyle söylüyor Bağdatlı Ruhi Merhum. Baktım da diyor Ruhi, seni gözden geçirdim de Cihanın nimetine karşı iştahlı gibisin, bir şeyler ister gibisin. Sakın ha, sakın. Beni dinlersen vazgeç bu sevdadan. Çünkü o kadar çok talibi var, o kadar çok isteyeni var ki sana bana artacak gibi değil. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var ki ne sana ne bana artar. İşte o meyanda söylüyor ilk mısrağı. Efendim fesadu mekri çoktur çerh ile ahzu atadan geç. Fesat hile mekr çoktur yani çok kurnazdır. Sen onunla baş edemezsin. Yani içinde yaşadığımız dünyanın şartlarını e, öyle her kişinin baş edemeyeceği hele senin benim gibi ehli dil olan gönül sahibi olan olmak isteyen iyi niyetli güzel insanlar için başa çıkılmaz bir arbede olduğu ve muhakkak mağlup olacağına işaret ediyor. Fuzuli'nin çok parlak bir beytinde bu nükte şöyle işlenmiş. Dost bi perva felek bi rahim devran bir sükun. Dert çok hem dert yok düşman kavi tali zebun diye başlayan 10 beyitli bir gazeli vardır. Hani parantez içinde onu da söyleyeyim. Bu gazelinde Fuzuli sanki zirvenin de üstüne uzanmış gibidir. Yani o kadar yukarı çekmiştir ki sanat seviyesini kendisinden sonrakilere adeta vallahi yazacaksanız böyle yazın der gibi fevkalade sanatlı, fevkalade zor kelimelerle örülmüş, kafiyede, e, vezinde hata yapılmadan yani hakikaten olağanüstü güzellikte bir eserdir. Orada bu konuya dair yani dünyanın tabiatını size bir güzel anlatan şu beyt hatırıma geldi. Ben garibi rahı mülki vasıl pür teşvişü mekr ben harifi sadellehü dehr pür nakşifü sun. Tabi anlaşılması o kadar kolay değil. Üstad da öyle düşünmüş herhalde. Hemen anlaşılsın istememiş. Ben diyor rahı mülkü vasıl. Yani kavuşma vasıl vuslat mülkünün yolunda. Ee, garip bir adamım. Ben garibi rahim mülkü vasıl. Ben bu yolun garibiyim. Ee, pür teşvişü mekr. Hilelerle kuşatılmış vaziyette, karma karışık bir zihinle teşviş, müşevveş, zihin karışıklığı, kargaşa, efendim, kaos Demek böyle bir perişan haldeyim. Ben harifi Türkçe'mize bugün herif olarak giren kelimedir bu. Tabi anlam epey düşerek. Ben harifi sade levhü. Ben ee, saf dil e, gönlünde kalbinde bir fenalık bulundurmayan e, saf bir adamım. Ben harifi sade levhü. pürnak şüfüsün oysa zaman çok hilekar, füsunlu, sihirli. Yani öyle çaresiz, öyle yalnız, öyle zor durumdayım ki Allah bana acıya, Allah bana yardım ede demeye gelen. Efendim işte aynı minvalde, aynı biçimde. İkinci mısra söylüyor Fenni. İkinci mısrağına geçecek olursak orada da şöyle diyor tamamı yedi mısra. İkinci mısra şunu diyor. Haşvu haşak ile doldurma kalbi masivadan geç kalbini çerçöple doldurma onunla bununla ıvır zıvırla doldurma. Yani hep söylerler ya üstadlarımız Allah evi kalp Allah evi mukaddestir. Yani Kabe'ye benzetirler kalbi. Hatta Hazreti Ömer e, radıyallahu anh efendimiz e, Kabe'ye dönüp Kabe'yi i dönüp çok büyüksün yücesin ey Kabe-i Şerif ancak herhangi bir müminin kalbi senden üstündür dediği bilinir e, ee, kalp kırmak, defalarca Kabe'yi yıkmaktan daha büyük bir suç olarak bize bildirilir. Neden? Allah evidir. Efendim Beytullah'tır. İşte orayı bu kadar mukaddes, kıymetli olan, güzel olan bu yeri, kalbi, kalbi çerçöple doldurma. Nedir çerçöp? İşte dünyalık, işte şöhret, rüya, hırs bilmem ne. Zaten sonraki Mısra'da girip ihlasla meyhaneyi aşka geç. Meyhane kelimesi geçiyor. Yani hatıra bir şeyler gelebilir. Ne demek istiyor şairimiz falan diye. Edebiyatımızda meyhane daima eee Gönül ehli kimselerin bulundukları, toplandıkları bir yer olarak, aşkın dağıtıldığı yer olarak, herkesin aşktan hissesini aldığı mekan olarak dergah manasına çoğu kere kullanılır. Mazmundur yani yeni deyişle metafor veya imge. Yani meyhane meyhane değildir. Esasen klasik şiirimizde hiçbir kelime lügattaki ve hayattaki manasıyla kullanılmaz, mecazdır. Hatta kelimeyi alır şiirimiz, ona kendi dünyasında e, yüklediği manalarla hayata iade eder. Yani biz şiir aynasında yepyeni bir alternatif lisan oluşturmuşuzdur adeta. E, çok iyi bilinmesi gereken bir husustur bu. Yani e, dediğini aynen anlamak zaten e, şiirin ne olduğunu bilmemek manasına gelir eğer kasıt yoksa. Girip ihlasla meyhaneyi aşka riyadan geç. Eğer piran ile ünsiyet istersen hatadan geç. Büyüklerle, güzel insanlarla, kamil insanlarla dostluk, samimiyet, ünsiyet istiyorsan hatadan geç. Yani vazgeç, yani tevbe et, yani arın, kendini temizle, iyi olmaya karar ver. Hani Hazreti Mevlana'nın da o meşhur sözü söylenir ya, işte kim olursan ol, gel filan. Bunu da yanlış anlamamak gerektiği bilinir ama bir, bir defa da bir söylemiş olalım. Yani o halinle gel değil. Yani geçmişinde bu da olsa e, gel e, güzel insan olma yolunda bu tezgahtan birlikte geçelim. Yani geçmişine bakıp seni yargılamayız. Yani e, kusurların sebebiyle seni dışlamayız manasına gelir. Kim olursan ol o demek yani. Geldiğin gibi gel böyle de kal değil. Anlatılır ki Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh dergahına bir sarhoşun geldiği bir anda müritlerinin bir arbede içinde olduğunu görür. Bakar ki müritler o üstü başı pis kokan çamurlu falan şarap kokusu da olan müridi gelen kişiyi daha doğrusu uzaklaştırmak için kovmak için bir gayret içindeler. Hazreti Mevlana durumu anlayınca buyurur ki e, o içmiş ama siz sarhoş olmuşsunuz. Yani doğru yere gelmiş onu kovmak iş midir? Bizim işimiz gelene git demek midir? E, alın ağırlayın kabul edin hüsnü kabul gösterin diyerek e, irşad etmiştir sevenlerini. E, sonraki mısra'da da eğer piranile ünsiyet istersen hatadan geç. Garaz hammalı terk terketme mezadan geç. Hakikaten muhteşem bir mısra. Garazı taşıyıp durma yani bunun hamalı olma. Kin, buz garaz en çok sahibine haset, en çok sahibine zarar veren e, arızalardır. Yani muhatabı hiçbir zararı olmaz. E, hatta onun e, iyiliğine bile olabilir, ona faydalı olur. Ama kendi kendine insan zehirler gider. Yani sırtına aldığı bir yük halbuki çok işi var insanın. İşte insanoğlunun onun bunun onunla bununla değil de kendisiyle meşgul olup kendi içini düzeltmesi, zahir harap olsa da batının mamur olması için gayret göstermesine dair işareti burada da görüyoruz ve tabi her kıtanın sonunda tekrar edildiği üzere yine sakın bir diideyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatır mura Süleyman olmak istersen